Arkadaşlar bugünkü konumuz Türkistan'da Rus idaresinin kurulması. Yani benim aslında doktora tezim. Bu doktora tezi tabii ki uzun bir süreç, uzun bir dönemi kapsayan bir süreç ve bu süreci bu 45 dakika içinde vermenin zorlukları var. Ama ben elimden geldiğince sizlerin de anlaması için Rusça terimleri Türkçeleştirerek ve bu zaman dilimini genel hatlarıyla vermeye çalışarak güzel bir zaman geçireceğimizi umuyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu kavramamız gerekiyor. Rus idari sistemi kurulması, yani Türkistan'da Rus idari sisteminin kurulması dediğimiz zaman ne anlayacağız? Arkadaşlar şimdi Rusların Türk illerine ilerleyişi 1552'de Kazan Hanlığı'nın işgaliyle başlıyor ve 16. yüzyılda sırasıyla Kazan, Sibir, Astrahan ve Kırım Hanlıklarının işgal eden Rusya 18. asrın başından itibaren Kazak bozkırlarıyla yakından ilgilenmeye başlıyor. Şimdi birazdan haritayı göstereceğim. O haritada da daha iyi bir şekilde anlaşılacak. Ve ancak Rusların bu Kazak bozkırlarında hakimiyet tesis etmesi uzun bir zaman alıyor. İlk olarak bu hanlıkların han seçimlerine müdahale ediyor ve yavaş yavaş Kazak siyasetinde etkin rol oynamaya başlıyor. Ve sırasıyla küçük cüz, orta cüz ve 19. yüzyılın ortalarında da büyük cüz topraklarının işgalinden sonra yüzünü Türkistan'ın güneyine, yani Kazak bozkırlarının güneyine, bugünkü Batı Türkistan dediğimiz bölgeye çeviriyor. Ve burada yerli halkın, yani yerleşik halkın meskun olduğu bölgelerde idari sistemi tatbik etmeye başlıyor. Şimdi bir harita göstereyim size hemen. Bu haritadan yola çıkarak, yani bugün bizim Batı Türkistan dediğimiz bölge aslında 19. yüzyılda Rusların aktif bir şekilde savaştığı Hive, Buhara ve Hokand hanlıklarının olduğu bölge. Yani biz Rus idari sisteminin kurulması dediğimiz zaman bu hanlıkların işgaline paralel olarak Rus idari sisteminin tatbikinden aslında bahsediyoruz. Ve bu süreç 1917 yılına kadar aktif bir şekilde devam ediyor. Ancak ben doktora tezimi 1917 yılıyla sınırladım. Neden olduğunu söyleyeceğim. Önce bir harita size göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu haritadan hemen yapıyoruz. Görünüyor sanırım, değil mi? Şimdi bu Türkistan dediğimiz, Batı Türkistan dediğimiz bölge, bakın doğuda Hazar Denizi'nden, batıda Doğu Türkistan'a, kuzeyde Kazak bozkırlarını, güneyde de Afganistan'a kadar uzanan o geniş coğrafyadan aslında biz bahsediyoruz. Ve burada Rus idari sisteminin tatbiki, hemen şuna son verip devam edelim. Rus idari sisteminin tatbiki arkadaşlar uzun bir dönem alan bir sistem. Hemen devam edelim. Şimdi bu hanlıkların işgaliyle eş zamanlı olarak Rus idari sistemi tatbik ediliyor. Ancak bizim burada Rusların kullandığı en önemli araç Genel Valilik Kurumu. Genel Valilik Kurumu da imparatorluk topraklarına dahil edilen çok uluslu bölgelerde Rusların bu Genel Valilik Kurumu'nu, yani enstitüsünü aktif bir şekilde kullandığını görüyoruz. Ve devlet aygıtının en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Ancak Genel Valilik Kurumu'nun Ruslaştırma siyasetinin aracı olarak kullanılması özellikle 1. Nikolay döneminden itibaren başlıyor. Ve 1. Nikolay döneminde özellikle 19. yüzyılın ikinci çeyreğine gelindiğinde genel valilik ya da naipliklerin statüleri değiştiriliyor. Nedir bu? Kenar bölge ve tipik olmayan yönetim birimleri olarak var olmaya devam ediyorlar. Şöyle ki Moskova ve Sankt Petersburg hariç merkezi bölgeler ve Avrupa Rusyası'nın kuzeyindeki genel valiliklerin kaldırılmasına ve herhangi bir nedenden dolayı imparatorluk topraklarına entegrasyonun sağlanamadığı, güvenlik tehditinin ortaya çıktığı durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırmak için bürokratik kontrolün ek araçlarının gerektirdiği bölgelerde kuruluyorlar. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz, olağanüstü siyasi iktidar organı olarak çok uluslu bölgelerde idari sistem olarak kullanılmaya başlanıyor. Ve Rus olmayan nüfusun hakim olduğu bölgelerde iki kademeli bir yerel yönetim sistemi inşa ediliyor. En üst kademede genel valiler, en alt kademede de askeri ve çok uluslu olan bölgelerde özellikle askeri olmak üzere sivil ve askeri valilerden oluşan iki kademeli sistem. Yani bu sivil ve askeri valiler bir üst kademedeki genel valilere tabiler ve arkadaşlar baktığımız zaman yüksek iktidar buradaki ulusal yani etnik ilkelere göre değil de yani etnik çoğunluğa göre değil de arazinin genişliğine yani nüfus yoğunluğuna göre genel valilikleri kuruyor ve yönlendiriyor. Yani bu aslında bundan şu sonucu çıkabiliriz. Potansiyel vergi mükellefi arıyor ve bu özellikle vatandaşların sayımını gerçekleştirerek vergi mükelleflerinin sayısını artırma amacında. Çünkü biliyorsunuz işgal aşamasına baktığımızda Rus işgallerine paralel olarak vergi yükünün de halk arasında özellikle işgal giderlerini kısmak ve buradaki sömürü durumunu Rusya'nın lehine döndürmek için özellikle vergi mükelleflerinin sayısını artırma politikası güdülüyor bu topraklarda. Şimdi Genel Valilik Kurumu'nun ana görevine bakalım. En önemli görevi arkadaşlar yeni ele geçirilen topraklarda ama özellikle şöyle söyleyelim çok uluslu olan topraklarda hukuki ve idari olarak imparatorluğunun gücünü pekiştirmek. En önemli vazifesi bu. Nedir arkadaşlar? Yeni sınırların oluşturulması ya da var olanların korunması en önemli mesele bu. Ayrıca yeni yönetim sisteminin tatbiki, tabii ki Rus idari sisteminden bahsediyoruz. Rus idari sisteminin tatbiki, biraz önce bahsettik, yeni vatandaşların sayımı, yani potansiyel vergi mükellefi yani vatandaşlar arasında vergi yükünün yayılması ve tabii ki çok uluslu bölgelerden ve entegrasyonun sağlanamadığı bölgelerden bahsettiğimiz için de bölücülük tezahürlerinin bastırılması temelinde. Yani Genel Valilik Kurumu'nun en önemli görevi bu saydığım, en önemli görevleri bu saydığım görevler. Şimdi baktığımızda ama tüm bu araçların, bu uzun sürecin yani her kademesindeki bu uzun sürecin Rus, dil, kültür ve Ortodoks inancının diğer ulusların ve imparatorluk halklarının arasında yayılmasıyla ifade edilen yerel olarak halkın Ruslaştırılması arkadaşlar. Yani bizim Rus idari sisteminin tatbiki aslında bizim bu sistemi uygularken önemli aracımız Genel Valilik Enstitüsü. O yüzden de Rus idari sistemine baktığımızda özellikle çok uluslu bölgelere baktığımızda Türkistan ve Kafkasya'da dahil olmak üzere biz Genel Valilik Kurumu'nun tarihini anlamalıyız ve ona göre yorumlarda bulunmalıyız. Şimdi birinci Nikolay'dan sonra o olağanüstü bölgelerde kurulmaya devam ediyor dedik ya. Şimdi Türkistan'da da İşgallerle eş zamanlı olarak o Batı Türkistan'daki hanlıklardan bahsediyoruz. Eş zamanlı olarak Rus İmparatorluğu terkibinde önce Türkistan eyaleti ardından da 1867 senesinde Taşkent merkezli Türkistan Genel Valiliği'nin kurulması da doğrudan bu politikanın bir sonucu arkadaşlar. Ve Rus hükümeti Türkistan'ın sade bir Rus eyaletine yani oblastına dönüştürmek için yerel yönetim sistemi inşa ediliyor demiştim ya biraz önce genel vali ve askeri ya da sivil valiler temelinde. Şimdi Türkistan'a baktığımızda da sade bir Rus oblastına dönüştürmek için nizamnameler temelinde Türkistan Genel Valiliği'nde ana, oblast yani eyalet, ilçe, naip ve yerleşik ve göçebe köyler temelinde imparatorluk kurumlarına en yakın idari sistemi tatbik etmeyi hedefliyor arkadaşlar. Ve Türkistan Genel Valisi'nin en önemli vazifesi herhangi bir yöntemle bölgeyi sakin, iç, itaatkar ve aynı biçimdeki Rus eyaletlerine çevirmek. Aslında arkadaşlar bu terimler tabii ki Rusça terimler olduğu için olabildiğince sadeleştirerek vermeye çalışıyorum. Yani bir oblast dediğim zaman, Türkistan oblastı dediğim zaman bunun yani Osmanlı'daki karşılığı aslında Osmanlı'daki eyalet sisteminden bahsediyorum. Yani biz oblast yerine eyalet kelimesini koyabiliriz. Bir alt kademeye indiğimiz zaman uyezler, uyezlerde ilçeler, daha alt kademeye indiğimde de yerleşik ve göçebe köylerden oluşan voloslardan bahsedeceğim. Voloslarda naiye bucak diyebiliriz. İlk belki anlattığımda bunları, bu terimleri kafanız karışabilir ama ilerleyen zamanlarda en azından bu terimler karşınıza çıktığında bunları daha iyi algılayabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Türkistan Genel Valiliği'nde idari sistemin tatbik edilmesi uzun bir süreç aldı demiştim. Özellikle bu süreç 1917 yılına kadar devam ediyor. Ama ben tezimi 1897 ile sınırlandırdım. Bunun en büyük nedeni de 1897 senesinde yasama faaliyetlerinin son bulması. Neden ki? Şöyle arkadaşlar, şimdi biz tezimizi 1865 senesinden başlattık. Çünkü 1865 senesinde henüz Haziran ayında Taşkent işgal edilmeden 1865 yılının Şubat ayında Orenburg Genel Valiliğine tabi bir Türkistan Oblastı yani Türkistan eyaleti kuruluyor. Ve bundan 2 yıl sonra 1867 senesinde Türkistan Genel Valiliği müstakil bir Türkistan Genel Valiliği. Yani neden? Çünkü Orenburg Genel Valiliğinden ayrılan direkt olarak Harbiye Bakanlığı'na tabi bir Türkistan Genel Valiliği kuruluyor. Ve arkadaşlar bu genel valiliğin kurulduğu tarihte aynı yıl genel valiliğin idaresi hakkında bir nizamname tasarısı yayınlanıyor. Bu nizamname tasarısı 1886 yılına kadar geçici hükmünde 3 yıllığına geçici hükmünde yürürlüğe girmesine rağmen 1886 yılına kadar yürürlükte kalıyor. Neden geçici hükmünde yürürlüğe giriyor? Neden kanun hükmünde? Yani biz o Rus İmparatorluğu kanunlarının olduğu külliyatta Türkistan Genel Valiliği İdaresi hakkındaki nizamnameyi bulamıyoruz. Neden geçici hükmünde? Neden Kazakistan'daki tarih arşivinde olduğunu birazdan açıklayacağız. Şimdi 1867 senesinde nizamname tasarısı yürürlüğe giriyor ve 1886'ya kadar yürürlükte kalıyor. Ve bu 20 yıllık yasama faaliyetinin bir sonucu olarak 1886'da yeni bir nizamname yürürlüğe konuyor arkadaşlar. Yani ikinci nizamnamemiz var. 1886'da Türkistan bölgesinin idaresi hakkındaki nizamname ve kanun hükmünde yürürlüğe giriyor. Ve arkadaşlar 1886 yılıyla 1897 yılları arasındaki o dönem bizim tek nizamnamenin yürürlükte olduğu dönem anlamına geliyor. 1897 yılındaki Orta Asya askeri akrup reformuyla Türkistan Genel Valiliğine var olan oblastların eyaletlerin haricinde 1886'daki nizamnameye göre 3 tane bizim eyaletimiz vardı. Sırderya, Fergana ve Semerkant eyaleti. Ancak 1897 senesinde bu 3 eyalete ek olarak arkadaşlar Hazar ötesi ve Yedisu oblastı Türkistan Genel Valiliğine tabi kılınıyor. Yani bizim bu tarihten itibaren 5 tane oblastımız var ve son dönem o 1897 ile 1917 yıllarını kapsayan o son dönemde bütün bu Türkistan eyaletlerini kapsayan bir nizamname tasarısının hazırlanması için özellikle bakanlıkların temsilcilerinden oluşan komisyonlar kuruluyor ancak hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bu nedenden dolayı ben tezimi 1897 ile sonlandırdım. Çünkü 1897 yılında Türkistan idaresi hakkındaki idari mevzuat, yani yasama faaliyetleri son bulmuş oluyor. Rus tarihçiler de bu ayrımı yapmış. Hatta çalışanlar bunu daha 1886 ile sınırlandırmış. Ben 1897'deki askeri bölge reformunda dahil etmek istedim tezime ve tabii ki Rusya'da yapılan tezler Rus siyaseti açısından olumlu bir şekilde değerlendirildiği için ben Ruslaştırma siyasetinin aracı açısından tabii ki Türkistan Genel Valiliğindeki idari sistemi anlatmaya ve vermeye çalıştım. Şimdi bu dönemlendirme biraz kafanızı karıştırmış olabilir ama şimdi bu dönemlendirmenin işte asıl konusuna geleceğiz. Bir saniye hemen. Arkadaşlar bu arada da sorunuz olursa sona bırakıyorum ama belki bu aradaki konularla ilgili sorunuz olursa da el kaldırmanız yeterli. Şimdi arkadaşlar biraz önce 1865 senesinde Türkistan oblastını, yani Türkistan eyaletinin kurulmasından bahsettik. Şimdi bunu birazcık ana hatlarıyla görelim. Şimdi Kazak bozkırlarının hakimiyet altına alınmasından sonra özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusların yerleşik nüfusun hakim olduğu Türkistan'ın güney bölgesine doğru aktif işgal hareketi var. Ve özellikle 1853 senesinde Ak Mescid'i, yani Kızılorda'nın işgalinden sonra burada Sırderya adını alan yeni bir saldırı ve savunma hattı kuruluyor. Ve ertesi yılda Sırderya Hattı Komutanlığı tesis ediliyor. Ve bu komutanlığın en önemli vazifesi bu Sırderya hattında konuşlanan istikamlar, yani tahkimatlar, ordu ve Kazakların yönetimi ve yine aynı şekilde Sırderya nehrindeki filonun idaresi doğrudan Sırderya hattı komutanı adını alan bir askeri yöneticiye veriliyor. Yani yerli halkın idaresi askeri komutanın yetkisi alanına altına veriliyor. Ve arkadaşlar bu komutanlık 1856 senesinde Orenburg ve Samara Genel Valisi Perovska tarafından hazırlanan Sırderya Hattı'nın idaresi hakkındaki nizamnameye göre idare olunmaya başlıyor. Ve 1861 senesinde buradaki askeri düzenle ilgili yeni bir nizamname yayınlanıyor. Ama bu nizamnameler bizim asıl konumuz değil. Şimdi biz 1865 senesine gelene kadarki idari sistemden bahsettik. Sırderya hattı komutanı tarafından idare olunan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi 1865 senesinde Çimkent işgal ediliyor ve Rus orduları Taşkent'e yaklaşıyorlar ve Rus hükümeti özellikle Hokand Hanlığı topraklarının bir bölümünün siyasi kaderini belirleme ve yeni işgal edilen topraklarla birlikte idari alanda yeni bir politikanın uygulanması gerekliliği sonucuna varılıyor. Ve 12 Şubat 1865 tarihinde hep makalelerde ve tezlerde görüyorum. Taşkent Haziran ayında işgal ediliyor ve ancak Türkistan eyaleti Şubat ayında tesis ediliyor arkadaşlar. Ve Taşkent merkezli, hatta bu emirnamede de merkezinin Taşkent olduğu hakkında bir bilgi yok. O yüzden de Taşkent merkezli Türkistan oblastı diyemeyiz. Ve 12 Şubat 1865 senesinde Türkistan eyaletinin kuruluşu resmen ilan ediliyor. Ancak müstakil bir eyaletten bahsetmiyoruz. Orenburg Genel Valiliğine, sivil ilişkide Orenburg Genel Valisine, askeri ilişkide de Orenburg Ordu Komutanı'na tabi bir genel valilikten, bir oblasttan bahsediyoruz arkadaşlar. Emirnamede ıslık bulunduğundan bir oblast kurulmasına da Türkistan verilmesine karar veriliyor. Ve bu topraklar, yani Türk oblastı sınırlarına önceden Sırderya hattını oluşturan tüm bölge olmak üzere Çu Nehri'nin güneyinde ele geçirilen bütün topraklar dahil ediliyor. Şimdi yeni oblastı da aynı zamanda konuşulan orduların bölgede böylece Türkistan fiili olarak Rus İmparatorluğu terkibinde bir eyalete dönüşmüş oluyor. Demek ki baktığımızda bizim önemimiz bu 1865 senesinde Türkistan eyaletinin kurulduğu yıldır. Bu çok önemli bir yıl. Ancak arkadaşlar şimdi Şubat ayında Türkistan eyaleti kuruluyor. Ancak bizim bir nizamnameye ihtiyacımız var, bir kanuna ihtiyacımız var. Ve Ağustos ayında Türkistan eyaletin idaresi hakkındaki geçici nizamname yürürlüğe konuyor. Hatta biz bunu kanunlarda da görüyoruz. Ayrıntılı bir şekilde fırsatı da elde etmiş. Şimdi Türkistan'ı ilgilendiren bugüne kadar nizamname ve kanunlarda göreceğimiz askeri halk idari sistemi ilk olarak işte bu nizamnamede bulunuyor, geçici nizamnamede. Şimdi askeri halk idari sistemi nedir? Askeri halk idari sistemi uzun yıllar o Kafkasya'nın dağlı halklarına karşı işgal hareketinde Rusya'nın aktif bir şekilde kullandığı askeri halk idaresinden aslında bahsediyoruz. Nedir? Arkadaşlar, sisteme göre eyalet ve genel toprakları düşünün. Eyalet ve yani oblast ve uyez düzeyinde yani ilçe düzeyinde tüm sivil yönetim askeri rütbelilerin elinde toplanıyor. Ve yerli nüfusta yani kırsal nüfusta yerli halk sakinlerinin seçtiği köy aksakalları tarafından idare ediliyor. Ve bu sistem uzun bir süre Kafkasya'da tatbik edilmiş, uygulanmış, denenmiş ve ilerleyen zamanlarda da aynı sistem zaten Ruslaştırma siyaseti araçlarının farklı coğrafyalarda aynı araçların tatbik edildiğini de bu nizamname ve nizamname tasarılarından öğrenebiliyoruz kolayca. Şimdi oblastın idaresine bakalım. Şimdi geçici nizamnameye göre oblastın idaresi 3 ana bölümden ayrılıyor. Oblastı aynı zamanda ordunun olan askeri vali idare ediyor. Bu askeri valiye oblastın kanat yöneticileri tabi. Kanat yöneticileri aslında askeri komutanlardan bahsediyorum. Sağ cana, sol cana ve merkez olmak üzere bu askeri kanat yöneticileri askeri valiye tabi. En alt düzeyde ise yerli halk yöneticileri var. Bu yerli halk yöneticilerinin isimlerini bu geçici nizamnamede aktif bir şekilde görebiliyoruz. Hatta isimleri sıralanmış. Şimdi özellikle ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dakikalarda size söyleyeceğim. Rus yetkililer Türkistan'da kontrol kurmanın ilk aşamasında öz yönetim sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Evet, Rus idari sistemi tatbik ediliyor ama Türkistan'ın yerli halkı hangi idari sistemle idare edilecek? En büyük mesele Petersburg'u da Taşkent'teki bölgesel yönetimde ilgilendiren en önemli mesele bu. Hatta iki başkent arasındaki tartışmalarının ve fikir ayrılıklarının en önemli nedeni de işte bu öz yönetim sorunu. Bu öz yönetim meselesimize baktığımızda da özellikle biraz önce size Türkistan eyaletinin askeri valisinin Orenburg askeri valisine tabi olduğunu söylemiştim. Ve bu öz yönetim meselesinde Krzyzanowski, Orenburg Genel Valisi Krzyzanowski'nin itirazlarını görüyoruz. Ve Krzyzanowski'ye göre eğer seçim sistemi kurulursa bu Rus idaresinin arzu etmeyeceği şekilde partileşmeye ve partilerin oluşmasına neden olabilir. Yani ona göre bölgede tek güç Rus idaresi, tek otorite Rus idaresi olmalı. O yüzden de nizamnameye baktığımızda, Ağustos ayında yayınlanan nizamnameye baktığımızda bu fikir ayrılıklarına rağmen seçim sistemi tatbik ediliyor. Ancak bir üst makamın onayını gerektirmesi bakımından oldukça sınırlı kalıyor. Biraz önce yerli nüfus idarecilerinden bahsetmiştim. Şimdi yerli nüfus idarecilerinin askeri valinin seçimle göreve getirilen göçebeler arasında, yani göçebeler Kazaklardan bahsediyorum. Kazaklar arasında Bey Manaplar, Sartlar arasında yani Türkistan'a yerleşik halkından bahsediyorum. Aksakallar, reis, pazarbaşı ve kadı gibi yerli nüfus idarecilerinin seçimlerini onaylama ve bu yöneticileri görevden alma hakkına sahip. Ve bu yerli nüfus idarecileri bir üst makamdaki askeri kanatların o biraz önce söylediğim o merkez sağ ve sol olmak üzere bu askeri kanatların yöneticilerine tabiler arkadaşlar. Şimdi bu 2 yıllık süreye baktığımızda oldukça çetrefilli bir dönem olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar Orenburg, Petersburg ve Taşkent arasında gidip gelen oldukça bir pasif bir sistem var. Ve bu 2 yıllık sürenin sonunda Rus idaresi bu oldukça pasif ve çetrefilli sistem yerine Türkistan oblastını Orenburg Genel Valiliğinden ayırma ve bu geniş toprakları gerektiği kadar etkin bir idari birim altında birleştirme zorunluluğunu fark ediyor. Ve Bozkır Komisyonu tesis ediliyor. 65 senesinde size Türkistan Oblastı'nın kurulduğundan bahsetmiştim. Şimdi Türkistan Oblastı'nın kurulduğu özel komitede aynı zamanda Bozkır Komisyonu'nun kurulması da en önemli gün arasında ve uzun tartışmalar neticesinde arkadaşlar Türkistan eyaletinin yerli halklarının yaşamını yakından tanımak için bir Bozkır Komisyonu kuruluyor. Ve Bozkır Komisyonu'nun 2 yıllık çalışmasının sonunda Türkistan eyaletini Orenburg Genel Valiliğinden ayırma kararı alınıyor. Ve arkadaşlar bizim en önemli meselemiz burada idari sistemden çok, yani idari sistemin ana hatlarını anlamamızdan ziyade Rusya'daki, yani şöyle söyleyeyim, Taşkent'teki bölgesel yönetimin yetkilileri arasındaki fikir ayrılıkları da bizim için çok önemli. Şimdi özellikle Bozkır Komisyonu üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarından biraz bahsetmek istiyorum. 1865 senesinde Bozkır Komisyonu kuruluyor ve o 2 yıllık süre zarfında Bozkır bölgeleri ve yerleşik halkın meskun olduğu topraklarda araştırma yapılıyor. Ve 1867 senesinde Bozkır Komisyonu Harbiye Bakanlığı'na bir rapor sunuyor. Ve bu raporda arkadaşlar kendi fikir ayrılıklarını yansıtan çok önemli ipuçları var. Şimdi özellikle Bozkır Komisyonu üyeleri askeri işgal rejimi kurulması taraftarı ve bu işgal rejimi kurulduğu takdirde Rus idaresi bölgede daha da güçlenecek ve tabii ki Rus komutanların dışında, Protsenko gibi Rus komutanların dışında Gens ve Utskovski gibi daha ılımlı politikadan yana olanlar da var. Ve özellikle bu Bozkır Komisyonu'nun tartışmaları arasında yeni idari oluşumu, yani müstakil bir genel valiliğin Semipalatinsk, yani Türkistan'ın kuzeyindeki Semipalatinsk oblastıyla birleştirilme fikri ortaya atılıyor. Ve yeni genel valiliğe Orta Asya isminin verilmesi teklif ediliyor arkadaşlar. Bu ismin dışında aynı zamanda Taşkent, Türkistan, Çimkent ve Evliya Ata gibi seçenekler de sunuluyor. Ve özellikle Genelkurmay üyeleri, Harbiye Bakanlığı üyeleri Evliya Ata üzerinde duruyorlar. Yani Evliya Ata Genel Valiliğin merkezi olması ve Genel Valiliğin Semipalatinsk eyaletiyle birleştirilme şartıyla kurulması yönünde eğilim gösteriyor. Ama Bozkır Komisyonu'nun üyelerinin çoğunluğu bu fikre karşı. Çünkü yeni bölgenin o Semipalatinsk oblastıyla birleştirilmesi oradaki göçebeleri İslam'ın merkezi konumundaki Taşkent'e, yani Hokand'a ve diğer bölgelere yakınlaştıracak. Bu yüzden de aktif bir şekilde bu fikre karşı çıkıyorlar ve komisyonun ortak sonucuna baktığımızda Türkistan'da kurulacak olan yeni idari modelin ana dayanağını askeri halk idari sisteminin oluşturulması üzerinde duruyorlar. Ve özellikle Batı Sibirya'da, Batı Sibirya Genel Valiliğinde askeri ve sivil olarak bu iki iktidarın ayrılmasının oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğu ve Türkistan'da böyle bir iktidar ayrıştırılmasına asla izin verilmemesi konusunda hemfikirler. Ve Türkistan eyaletinin 1865 senesinde Türkistan eyaletinin kurulmasıyla birlikte o Türkistan'daki gözlemci güç olarak yönetim faaliyetlerini de eleştiriyorlar ve artık gözlemci güç olmaktan ziyade yöneten ve emirler veren bir konuma getirilmesi planlanıyor. Ve Bozkır Komisyonu'nun raporu temelinde yeni bir nizamname tasarısı hazırlanıyor arkadaşlar. Bu tasarı 3 yıllığına yürürlüğe giriyor. Bu tasarıyı birazdan size ayrıntılarıyla anlatacağım. Ama onun öncesinde Türkistan Genel Valiliği'nin kurulmasına biraz bakalım. Sonrasında o nizamname tasarısı aslında belki de 1-2 saat üzerinde konuşulacak bir nizamname tasarısı. O yüzden de öncelikle Türkistan Genel Valiliği'nin kurulmasına bakalım, ardından o nizamname tasarısını inceleriz. Arkadaşlar 1867 yılının Temmuz ayında Türkistan Genel Valiliği teşkil ediliyor. Tabii ki Kırjanovski bundan memnun değil. Yani aynı Türkistan eyaleti örneğinde olduğu gibi genel valiliğin Orenburg'a tabi olması üzerinde ısrar ediyor ve Bozkır Komisyonu üyeleri de özellikle buna karşı. Çünkü Orenburg'un Taşkent'ten 1900 verst uzakta bulunması ve bölge yöneticisinin yani bölge komutanının her yolculuğunun 20-30 bin rubleye mal olması nedeniyle komisyon üyeleri özellikle bunu karşı çıkıyor. Ve Kırjanovski'nin tüm itirazlarına rağmen komutanın büyük bir çoğunluğu Türkistan eyaletinin Orenburg idaresinden ayrılması ve Taşkent merkezli bir Türkistan Genel Valiliği'nin kurulması kararı alınıyor. Ve 11 Temmuz 1867 tarihinde Genel Valilik kuruluyor ve aynı gün Sırderya ve Yedisu oblastlarından oluşan Türkistan Genel Valiliği'nin kurulması hakkındaki kanun yayınlanıyor. Şimdi hemen 1867 kanunuyla ilgili size bir harita göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu harita Rusça bir kitaptan alınma. Bu vesileyle de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı çalışanlarına teşekkür edin. Çünkü Rusçadan ben çevirdim ve onlar bu haritayı üzerinde oynadılar. Üstteki aramaları onlar eklediler. Harita görünüyor değil mi? Hepiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hocam, şimdi tamam. 1867'de Türkistan Genel Valiliği kuruyor. Bakın bu geniş topraklar ve oblast ve genel valilik iki oblasta ayrılıyor. Sırderya Oblastı ve Yedisu Oblastı. Sırderya Oblastı kendi içinde yani Yedisu Oblastı da kendi içinde yani oblastlar, eyaletler kendi içinde de uyezlere ayrılıyor arkadaşlar, ilçelere. Bakın Sırderya Oblastı Kazalinsk, Peroz, Türkistan, Çimkent, Taşkent, Cizak, Hokand ve Evliya Ata'dan oluşuyor. Yedisu Oblastı ise kendi içinde Kopal, Verni yani Almatı, Pişmek ve Kokmak, Sergopol uyezlerinden oluşuyor. Uyezler de yani ilçeler de bunların merkezleri şehirler. Bu ilçeler de kendi içinde Voloslara ayrılıyor arkadaşlar. Voloslar da yerleşik ve göçebe olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yerleşik Volosların idaresi ayrı, göçebe Volosların idaresi ayrı olacak şekilde tatbik ediliyor. Şimdi 1867 nizamname tasarısının bir şemasını size burada göstereceğim. Bu haritamızda gördüğünüz çok geniş topraklar. 1867 Askeri Halk İdaresi'nden bahsediyoruz. Tabii ki imparatora tabi. İmparatordan sonra Tüm Türkistan, normalde Rus guberniyalarına baktığımızda hepsi İçişleri Bakanlığı'na tabiyken Türkistan Genel Valiliğine bakıyoruz. Harbiye Bakanlığı'na tabi arkadaşlar. En üst ana idare genel vali. Genel valiye tabi askeri valilerden oluşuyoruz. Biraz önce Türkistan eyaletinin idaresinden bahsettik ya, ondan biraz daha değişik. Buradaki oblast idareleri daha farklı. Bakın genel vali, genel valiye tabi askeri valiler, askeri valilerde oblast yönetimleri aracılığıyla yönetimlerini gerçekleştiriyorlar. Askeri valiler tabii ki aynı zamanda ordu komutanları arkadaşlar. Askeri valilerden sonra bir alt birim uyezler ve uyez yöneticilerinden bahsediyoruz. Yani ilçe yöneticileri. Bu ilçe yöneticileri de yerli halk yöneticilerini kontrol ediyorlar. Şimdi şunu hemen durduruyorum. Ben size biraz önce nizamnamenin 3 yıllığına geçici hükmünde yürürlüğe konduğunu söylemiştim. Şimdi 1867 senesinde valilik kuruluyor. 14 Temmuz'da da Konstantin Petrovich Kaufman genel vali tayin ediliyor. Ve bu 2 yıllık sürenin zarfında Türkistan eyaletinin kurulmasından 1867 yılına kadar geçen sürede, yani Rus imparatorluğu açısından bir takım deneyimler elde edilse de, ya bunlar oldukça önemsiz ve böylesi bir önemli bir nizamnameyi de bu az anlaşılmış deneyimlerin temelinde yürürlüğe sokmak mümkün değil. Yani bunun önce taslağı gerekli. Harbiye Bakanlığı ve deneme yanılma metodundan başka şansları olmadığını düşünen 2. Alexander, Kaufman ve onun Türkistan'daki idaresini bölge hakkında çok az net bilgiye sahip, pusula ve haritası olmadan araziye giden bir keşifçiye benzetiyor. Bu nedenle de genel valiliğin kurulma aşamasında yeni düzen geçici önlemler kabul ediliyor. Ve tasarının genel valinin bölgeye gelişi, genel valinin bölgeyle tanışmasına kadar kanun hükmünde onaylanması erteleniyor. Ve baktığımızda gerçekten de arkadaşlar, 1886 yılına kadar yeni bir nizamname yürürlüğe konuluyor. Şimdi benim tez konumun ana konularından biri de 1867 senesinde Sırderya ve Yedisu oblastlarının idaresi hakkındaki nizamname tasarısından yola çıkarak bölgenin başkenti Taşkent'te hazırlanan nizamname tasarıslarıydı. Ve Rusya Askeri Tarihi Arşivinden bunları alarak bölgesel yönetimin başkenti Taşkent'te Kaufman tarafından hazırlanan nizamname tasarılarını inceledim. Yani burada Rus idari sisteminin tatbik edilme aşamasında bu uzun süreci anlamak açısından bu tasarıları iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi 1867'de genel valilik kuruluyor ama o 3 yıllık sürenin sonunda Taşkent'te yeni bir nizamname tasarısı hazırlanıyor arkadaşlar. Ancak bu nizamname tasarısı kabul edilmiyor ve bu şekilde 1871, 1873, 1881 ve 1883 yılları olmak üzere Türkistan Genel Valiliğin idaresi hakkında 4 tane nizamname tasarısı hazırlanıyor. Ancak bu 4 nizamname tasarısı da Petersburg'u memnun edemiyor. Nizamnameler Taşkent'te hazırlanıyor, komisyonlar kuruluyor ve bu komisyonlar Petersburg'a gönderiliyor ve nizamname tasarıları Petersburg'da bakanlıkların olduğu komisyonlarda yeniden inceleniyor. Ancak hiçbiri Petersburg'u memnun edemediği için 4 tane nizamname tasarısı da yürürlüğe konmuyor. İşte bizim tezimizin ana konularından birini oluşturan bir diğer nizamname de bu başarısız nizamname tasarılarından sonra 1886'da yürürlüğe konan Türkistan Krayı'nın idaresi hakkındaki nizamnameydi. Yani Geçen süreye baktığımızda 1867 ile 1886 yıllarına baktığımızda iki önemli nizamnameden bahsedebiliriz. Ve son nizamnamemiz 1886 Türkistan Kray'ın idaresi hakkındaki nizamname. Şimdi 1867 senesinde Türkistan Genel Valilik ismini taşıyordu ama 1886'da yeni nizamnameyle artık Kray ismini aldı. Arkadaşlar Kray Rusya'da kenar sınır bölgesi anlamında ve kenar bölgeler genellikle Kray olarak adlandırılıyor ve 1886 nizamnamesiyle o eski idari özelliklerini tekrar muhafaza ederek Türkistan Krayı adını alıyorlar arkadaşlar. Ve Türkistan Krayı'na baktığımızda 3 eyaletten meydana geliyor. Türkistan Genel Valiliği 2 oblastımız vardı. Yeni nizamnamemizde 3 tane oblastımız var. Fergana, Semerkant ve Sırderya oblastları. Ve bu 3 oblastın idaresi hakkındaki nizamname tasarısı aktif bir şekilde yürürlüğe konuyor. Ancak temelde çok fazla değişiklik yok. Askeri Halk İdaresi'nin kanun hükmünde onaylandıktan sonra Rusya'da aktif bir şekilde, yani bu topraklarda aktif bir şekilde yürürlüğe konduğunu görüyoruz. Ancak yeni nizamnameye baktığımızda 1917 yılına kadar geçerli kalsa da Türkistan idaresi hakkındaki yeni meselelerin ortaya çıkması anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü bu temel yasanın onaylanmasından hemen sonra her şeyden önce onu hayata geçirilen yetkililer tarafından eleştiriliyor. Şimdi yani bu nizamname de sorunları nihai olarak sonlandıramıyor. Neden sonlandıramıyor? Birkaç şık da bunu verebiliriz aslında. Bu ayrı bir tez konusu da olabilir. Yani bu nizamname neden 1917 yılına kadar sorunlar ortaya çıkarmış? Ben bunu makalede isterseniz 1886 ve sonrasındaki askeri aklılıkla ilgili bir makale yazmıştım. Merak edenler o makaleye de bakabilirler. Şimdi biraz önce söylemiştim size. Rus İmparatorluğu'nun merkez guberniyaları İçişleri Bakanlığı'na tabi. Ama Türkistan Genel Valiliği Harbiye Bakanlığı'na tabi. Şimdi 1886 nizamnamesinde de bu tabilik devam ettiriliyor. Ancak idari görevlere sivil yetkililer de tayin edilmeye başlanıyor. Ve yani daha önce bu tüm pozisyonlar ordu mensupları tarafından işgal edilirken bu şart sadece genel vali, ordunun komutanı olan, o Türkistan askeri bölgesinin ordu komutanı olan genel vali ve oblastlarda, yani o eyaletlerdeki orduyu komuta eden askeri valiler için uygulanıyor. Yani bir alt seviyeye indiğimizde ilçe düzeyinde, yani uyez düzeyinde sivil memurlar göreve getirilmeye başlanıyor. Bu da Ruslar açısından, özellikle komutanlar açısından Rus yetkililerin Türkistan'daki prestijlerinin düşüşüne neden olduğunu ileri sürüyorlar. Hatta 1898 yılındaki Andijan ayaklanmasının da bu nedenle, yani buradaki prestij kaybından dolayı ortaya çıktığı söyleniyor. Nizamname tasarısıyla ilgili çok fazla tartışmalar var. Şimdi en önemli sorunlardan biri de arkadaşlar, şimdi bu nizamname ile adli, mali, denetim, eğitim, posta ve telgraf daireleri Türkistan Genel Valisi'nin yetki alanından çıkarılıyor. Ancak bu tasarının onaylanmasından sonra kurulan birimlerin başkanları ilgili bakanlıkla doğrudan iletişime giriyorlar ve genel valiyi atlayarak başkentten direktif almaya başlıyorlar ve bundan bağımsız olarak, genel validen bağımsız olarak ilgili bakanlıkların talimatlarıyla hareket ederek kendi yerel kurumlarını çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar ve genel valilerin faaliyetlerine müdahale ediyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Yüce iktidarın tek temsilcisi olmayan Türkistan Genel Valinin itibarı olumsuz yönde etkilenmiş oluyor. Yani bölgeye yeni bakanlık birimleri tayin ediliyor ve bu birimler direkt olarak Petersburg'la iletişim kurma hakkına sahip. Yani bizim genel valinin yetki alanının sınırlandırılması konusunda bakın iki maddede çok önemli meselelerden birini açıklamış olduk. Şimdi bir önemli meselemizi de söyleyelim. Sonrasında aslında o kadar çok konuşulacak şey var ki arkadaşlar. Bence nizamname o hani 1867 ile 1886 yılları arasındaki size 4 tane nizamname tasarısından bahsetmiştim ya. İşte bölgesel yönetimin hedeflerini yansıtması açısından o nizamname tasarısı ayrıca anlatılmalı ve işlenmeli. Ama ben elimden geldiğince hızlı geçilmesi açısından bu şekilde nizamname tasarıları temelinde Rus idari sisteminin tatbikini vermeye çalışıyorum. Şimdi genel valinin çalışmalarını etkileyen diğer bir durumda ana idare kurul başkanlığı görevinin tesis edilmesi. Nedir arkadaşlar? 1867 senesinde Türkistan Genel Valisi ana idarenin tek yetkilisiydi. Ama 1886 nizamnamesinde ana idarenin tek yetkilisi genel vali değil, genel valiyle birlikte kurulda teşkil ediliyor. Ve ana idare kurul başkanlığı görevi bundan sonra Türkistan Genel Valisi değil de Türkistan Genel Valisi'nin yardımcısına devrediliyor. Ve yani Türkistan Genel Valisi kurula başkanlık ederken kurulda alınan kararları etkileme fırsatı buluyordu. Ancak bu tarihten sonra yani askeri vali yardımcısının, pardon genel vali yardımcısının kurula başkanlık etmeye başlamasıyla durum değişti ve genel vali sadece kurulun kararlarını onaylamak zorunda kalıyor. Yani 1886 nizamnamesi de Türkistan idaresi hakkındaki meseleleri çözmekte başarılı olamıyor. Ve bir sorunumuz da 1897 yılındaki askeri akrup reformu arkadaşlar. Ve bu reforma göre Hazar ötesi ve Yedisu oblastı Türkistan krayına dahil ediliyor. Ve bu reformda aynı zamanda şu kanun da yürürlüğe giriyor bu reformla birlikte. Bu kanuna göre Hazar ötesi kendi nizamnamesine göre Yedisu Oblast'ı da 1891 yılındaki Bozkır nizamnamesine göre idare olunacak. Yani bu şu anlama geliyor. 5 tane oblastımız var. Bu 5 oblasttan 3'ü Türkistan Krayı'nın idaresi hakkındaki nizamname, ikisi yani Hazar ötesinin idaresi hakkındaki nizamname, Yedisu'da 1891 yılındaki Bozkır nizamnamesi temelinde idare olunuyor. Ve bu tarihten sonra 1917 yılına kadar devam eden süreçte tüm idari birimleri kapsayan bir nizamname tasarısının hazırlanması için komisyonlar kuruluyor. Ancak bu komisyonların hiçbiri başarılı sonuç elde edemiyor. Bu başarı elde edilememesinin, yani bu nizamname tasarısının başarılı olamamasındaki en büyük nedenlerden biri de biraz önce söylediğim gibi Taşkent ile Petersburg arasındaki özellikle yerli halkın yani öz yönetim meselesindeki görüş farklılıkları. Tabii ki Petersburg'un yerel şartların farkında olmaması da daha yumuşak bir idari sistemden yana olması da nizamname tasarılarının tartışılmasına neden oluyor. Şimdi biz bu yasama faaliyetlerine baktığımızda bu geniş bu döneme özellikle 1897 yılına kadar baktığımızda Rus İmparatorluğu'nun Türkistan'da 2 yaklaşıma göze çarptığını görüyoruz. Şimdi Rus araştırmacılar bunu sert ve yumuşak olarak ikiye ayrılıyorlar. Şimdi sert tarafını bölgeyi en kısa zamanda Rusya'nın geri kalanıyla birleştirme arzusunda olan ve yönetimin üst düzey yöneticilerinin neredeyse sınırsız haklarının olduğu askeri halk idari sistemi tatbik ediliyor. Bu sistem Rus İmparatorluğu tarafından Türkistan'da göç ve sömürge politikaların yürütülmesi, vergi politikasının düzgün bir şekilde uygulanması için Askeri ve yerel yönetimin temellerinin birleşimine dayanan özellikler ile karakterize ediliyor. Yumuşak tarafına geldiğimizde ise yerel yönetim organları, yani yerli halk yöneticileri ve mahkemeler gibi geleneksel kurumların Rus idari sistemi bünyesinde muhafaza edilmesi var. Ama bunun yeni işgal edilen topraklarda Rus idari düzeninin yayılması sırasında ayrılıkçı hareketlere engel olmak maksadıyla yapıldığı da açık bir şekilde ortada. Genel olarak Rus idari sistemine baktığımızda 3 tane nizamname tasarısını da söyleyelim. 3 tane nizamnameyi görüyoruz. 1865 senesinde Türkistan eyaletinin idaresi hakkındaki nizamname, 2 yıl sonra 1867 yılında Sırderya ve Yedisu oblastlarının idaresi hakkındaki geçici nizamname tasarısı ve son olarak 1917 senesine kadar yürürlükte olan 1886 senesinde kabul edilen Türkistan Krayı'nın idaresi hakkındaki nizamnamedir arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi pandeminin dünyada ve Türkiye'de çok olumsuz etkileri var ama bu olumlu etkilerinden yanında bir hafta içi akşamı evlerimize konuk olmak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Hoşça kalın.